Bir bilim dalı olarak psikoloji gözlemlerle sınanabilir ve yanlışlanabilir yöntemler kullanarak tüm insanları ilgilendiren soruları çalışır. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar bilimsel süreç, sözde bilim, işlemsel tanım, kavramsal tanım, korelasyon ve deneydir. Bu programı izledikten sonra Bilimsel süreç nasıl işler? Sözde bilim nedir? Kavramsal ve işlemsel tanımlar arasındaki fark nedir? Psikoloji araştırmalarında kullanılan iki temel araştırma yöntemi olan korelasyon ve deney nedir? Sorularına yanıt bulabileceksiniz. Psikoloji adlı dersimizin bu ikinci programında psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri nelerdir? Buna değineceğiz. Ama önce psikolojiyi bir bilim olarak nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Ona bakalım. Bir bilim dalı olarak psikoloji deyince ilk aklınıza gelen isimlerden birisi Freud'dur. Ancak günümüzde Freud'un psikanalitik kuramları yani teorileri ya da açıklamaları bilimsel kabul edilmemektedir. Örneğin Freud'a göre yılan fobisi olan bir yetişkinin aslında çocukluk döneminde bastırılmış bir takım korkuları vardır. Ancak bastırılmış olduğu için bu korkuların varlığının veya yokluğunun sınanması mümkün değildir. Kişi bunların farkında değildir. Dolayısıyla fobilerin kökeninde çocukluk döneminden kalma, kişinin hiçbir şekilde farkında olamayacağı bastırılmış korkuların olması gözlemlenmez, sınanamaz ve yanlışlanamaz. Yani bilimsel bir açıklama olarak kabul edilemez. İlk programımızda ana hatlarıyla bilimsel yöntemi tanımlamıştık. Bu programımızda da psikoloji araştırmalarının temelini oluşturan bilimsel yöntemi daha detaylıca ele alacağımızı az önce belirttik. Bununla ilgili olarak öncelikle bilimsel çalışmanın belli standartları gerektirdiğini söylememiz gerekir. Bir araştırmanın kendi içinde takip etmesi gereken araştırma basamakları bulunmaktadır. Bu bilimsel araştırmanın basamaklarını şu şekilde sıralayabiliriz. Araştırma fikrinin oluşturulması araştırma deseninin oluşturulması verilerin toplanması Verilerin analizi, çalışmanın makale haline getirilmesi ve basılmasıdır. Bahsettiğimiz tüm bu aşamalardan sonra bir araştırmacı ne kadar önemli bir bulguya ulaşmış olursa olsun, başkalarıyla paylaşmadıkça bu bulgunun bir değeri yoktur. Bu paylaşım günümüzde bilimsel dergiler yoluyla olmaktadır. Bilim insanları elde ettikleri bulguları paylaşma sunmak için makaleler yazıp bu makaleleri dergilerde yayımlatmak için uğraşırlar. Gerçek anlamda bilimsel bir dergide makaleler konunun uzmanı diğer bilim insanlarınca gözden geçirilir. Bilim insanları ayrıca konferanslar düzenleyerek alanlarındaki yenilikleri birbirleriyle paylaşırlar. Yani bilim birikerek ilerler. Yeni çalışmalar, makaleler ve konferanslar sayesinde var olan bilgi birikiminin üzerine inşa edilir. Bu süreç uzun vadede bilginin sistematik biçimde birikimine yol açar. Bilime olan güvenimiz bundan ileri gelir. Gördüğünüz gibi bilimsel çalışma belli standartları gerektirir. Biz de bu yüzden bilime güveniriz. Bir de tüm bunların aksine belli standartlara uymayan sözde bilim vardır. Sözde bilim ya da bir diğer adıyla sahte bilim bilimin gerektirdiği standartları taşımadığı ve bilimsel araştırmalarla desteklenmediği halde bilim kılıfı altında bize sunulan bilgi, iddia, inanç ve uygulamalardır. Sözde bilim toplumda bilime duyulan saygı ve güvenin kimi kişi ve gruplarca çoğunlukla maddi çıkar sağlamak amacıyla kötüye kullanılmasıdır da denebilir. Kim ileri sürmüş olursa olsun test edip sınamadan iddiaların doğru olup olmadığını bilmek mümkün değildir. Kimi zaman bilim insanları tarafından öne sürülen iddialar teste tabi tutulduktan sonra bilimsel bir değerleri olmadığı anlaşılabilir. Az önce bilimsel süreçte bilgilerin hakemli dergilerde yayımlanmasının önemini sebepleriyle gördük. Sözde bilim bilimsel dergilerde kendine bir yer bulamaz ya da bilimsel dergilerde yayımlanan çalışmalar sözde bilimin iddialarını çürütür. Bilimsel süreçten kopuk oldukları için sözde bilimsel iddialar bilimsel metot kullanan çalışmalara dayanmaz. Sözde bilim çoğunlukla ticari bir amaç güder. Öne sürülen iddialar kitap satmak, bir hizmeti pazarlamak, müşteri çekmek için bir araç olabilir. Oysa bilimsel çalışmalar insanlığın faydasını amaç edindiği için kar amacı güdülmez. Temel değer gerçeğe daha yakın bilgiler elde etmektir. Sözde bilimin aksine psikoloji insanların iç dünyaları ve davranışlarına dair iddiaları bilimsel testlere tabi tutar. Şimdi biraz daha ayrıntılı biçimde bilimsel testleri nasıl tasarlayabiliriz buna bakalım. Örneğin hafıza, yaratıcılık, kişilik, önyargı, zeka, liderlik, empati, maddiyatçılık, mutluluk, kadercilik, nezaket, özgüven, dikkat, korku, ahlak, sevgi gibi kavramların ortak özelliği mutlak bir fiziksel tanımları olmayan soyut kavramlar olmalarıdır. Örneğin zekayı cetvelle ölçemeyiz ya da mutluluğu terazide tartamayız ve bahsettiğimiz bu soyut kavramlar karşımıza pek çok farklı şekilde çıkar ve tek bir mutlak tanımları yoktur. Peki o zaman nasıl ölçeceğiz bu soyut kavramları? Bu soyut kavramları ölçmek istiyorsak yaratıcı yöntemler geliştirmemiz gerekir. İşte bu bir psikoloji araştırmasında aşılması gereken ilk engeldir. Bu aşamada soyut kavramları sayılara dönüştürebilirsek onları daha yüksek bir hassasiyetle ölçebiliriz. Ama önce bilimsel bir çalışmanın ilk adımı test edilecek olan olguların kavramsal ve işlemsel olarak tanımlanmasıdır. Kavramsal tanım olgunun o çalışmada kabul edilen sözlük anlamı, işlemsel tanım ise aynı olgunun o çalışmada nasıl ölçüleceği bilgisidir. Örneğin araştırmanın konusuna göre eğitim kavramsal olarak örgün eğitim, yaygın eğitim veya kişinin entelektüel seviyesi olarak tanımlanabilir. İşlemsel olarak ise örgün eğitim kişinin okula devam ettiği toplam yıl sayısı, entelektüel seviyesi ise özel olarak hazırlanmış genel yetenek testlerinden aldığı en yüksek puan olarak tanımlanabilir. Hem kavramsal hem de işlemsel tanım büyük bir hassasiyetle seçilmeli, geçerli ve güvenilir olmalıdır. Bir araştırmanın sonuçları ancak belirlenmiş bu tanımlar dahilinde yorumlanmalı ve genelleştirilmelidir. Örneğin, entelektüel seviye olarak ölçülmüş olan eğitim seviyesi, örgün veya yaygın eğitimin etkisi olarak yorumlanamaz. Psikoloji tek tek kavramlardan ziyade kavramlar arasındaki ilişkilerle ilgilenir ve kavramlar arasındaki düzenli ilişkileri saptamaya çalışır. Gelin bunu bir örnekle anlamaya çalışalım. Mesela bir çocuğun evindeki kitap sayısı ile çocuğun zekası arasındaki ilişki nedir sorusunu incelerken karşımıza iki kavram çıkar. Birinci kavram evdeki kitap sayısı iken ikinci kavram zeka düzeyidir. Ya da şiddet içerikli yayınlar izlemenin saldırganlıkla ilişkisi nedir sorusunda birinci kavram şiddet içerikli yayın izleme iken ikinci kavram kişinin saldırganlık düzeyidir. Psikoloji araştırmalarında bu kavramlar arası ilişkileri ölçmede kullanılan iki temel yöntem korelasyon ve deneydir. Şimdi bu temel yöntemleri daha detaylı görelim. Korelasyon iki kavramın ilişkisinin yönünü ve kuvvetini belirler. Her iki kavram da düzenli şekilde artabilir, azalabilir veya birisi artarken diğeri azalabilir. Örneğin boy ile kilo arasında pozitif bir korelasyon vardır. Boy artarken kilo da artar. Ancak bu ilişki özellikle çocuk yaşlarında yani büyüme çağında daha kuvvetliyken yetişkinlikte kuvveti azalır. Boy artarken kilo aynı hızda artmayabilir. Uykusuzluk ile dikkat arasında ise negatif bir korelasyon vardır. Uykusuzluk arttıkça kişinin dikkat seviyesinin azalması beklenmektedir. Ancak korelasyon nedensellik göstermez. Korelasyon bize sadece iki değişken arasında bir ilişki bulunduğunu söyler. İki değişken arasında pozitif ya da negatif bir korelasyon olması birbirinin diğerinin sebebi olduğu anlamına gelmez. Neden sonuç ilişkisini bilmek önemlidir. Çünkü ancak nedenini bildiğimiz şeylerin sonuçlarını kontrol altına alabiliriz. Örneğin fazla yağlı yemeğinin sağlığı kötü etkilediğini bilirsek kişilerin fazla yağlı yememelerini sağlayarak daha sağlıklı olmalarını sağlayabiliriz. Neden sonuç ilişkisi ancak deneysel yöntemlerle elde edilebilir? Temel olarak deneyde zamansal bir kontrol vardır. Bir olguyu değiştirerek diğeri üzerindeki etkileri test edilir. Örneğin müzik dinlemenin kişileri sakinleştirip sakinleştirmediğini test etmek istiyorsak, benzer özelliklere sahip değişik gruplara çeşitli düzeyde müzik dinletir ve sakinliklerini ölçeriz. Eğer daha çok müzik dinleyen grup daha az müzik dinleyen gruba göre daha sakinse bu bulguyu müzik dinlemenin kişileri sakinleştirdiği şeklinde yorumlayabiliriz. Bu programda bilimsel süreç nasıl işler? Sözde bilim nedir? Kavramsal ve işlemsel tanımlar arasındaki fark nedir? Psikoloji araştırmalarında kullanılan iki temel araştırma yöntemi olan korelasyon ve deney nedir? sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi psikoloji ders kitabının ikinci ünitesinde yer almaktadır.